Merhaba arkadaşlar, sultanın donanmayı imhamı ettiği, ihya mı ettiği mevzusu konuşulan mevzulardan bir tanesi. Mevzumuz her ne kadar donanma olmasa da devlet işleriyle alakalı olduğu için sultanın donanma hakkındaki icraatını bu videomuzla izah edelim, açıklığa kavuşturalım, netleştirelim. Sayın Orhan Koloylu başlıyoruz. 1879 yılı Ekim-Kasım ayında Abdülhamit Han İngiliz donanmasının Türk kadrosularına gelmesini kendini düşürme girişimi sayıyor ve reformlar için istenilen ödünleri vermeye hazır olduğunu bildiriyor. Devam ediyoruz. 1897'de Kara Türk kuvvetleri karşısında perişan olan Yunanistan iki zırhlısıyla boğazları ablukaya alıp denizde Osmanlı gücünü felci uğratabilmişti. 1901'de Lorandı Tobini borç olayında parayı ödememeye kalkışan Abdülhamit, Fransız savaş gemileri Midilli gümrüğünü işgal edince bütün koşulları kabul etti. 1902'de yabancıların Osmanlı sularında avlanması yasaklanınca Trabluskarp sularındaki sünger avcılarını korumak için bir Yunan savaş gemisi yollanmıştı. Abdülhamid'in Ruslara vermemek için canımı veririm dediği ve zamanında dünyanın üçüncü ya da dördüncü gücü olduğu ileri sürülen Sultan Abdülaziz'in devleti borçlara batırarak kurduğu Osmanlı donanmasının bu olaylar sırasında hiç boy göstermemesi akıl alır gibi değildir. Deniz Kuvvetleri Bakanı Hasan Paşa yönetiminde Haliç'te çürümeye terk edilmiştir. Kanımızca bunun iki sebebi olabilir. Bir, Abdülhamit'in donanmanın kendisini tahttan indirmede kullanılacağı korkusu bu gerekçeyi biz ikinci derecede sayıyoruz. Çünkü kara kuvvetlerinin katkısı olmadan hiçbir tahttan indirme gerçekleşemezdi. İki, Abdülhamit'in dışarıya karşı silahlı direnç gösterme, kışkırtıcı durumuna düşmeme, barışçı görünme ilkesi. İki sebepten hangisi daha ağırlıkta olursa olsun bu tutumun sonucu bütün Doğu Akdeniz ve Kızıldenizle Karadeniz'in yarı kıyılarına kadar sahip olan devletin deniz güvenliğini diğer devletlerin insafına bırakmış olmaktadır. Abdülhamit döneminde Arnavutluk'tan Yemen'e kadar çok büyük ölçülere varan silah kaçakçılığı hep bu denizlerden yapılmış, ayrılıkçı güçler silahlanmalarını bu sayede gerçekleştirmişlerdir. Trablusgarp ve Balkan savaşlarında bu gücün eksikliği şiddetle duyulmuştur. Donanmayı çürümeye bıraktıran anlayışın daha çok Abdülhamid'in kışkırtıcı görünmeme isteminden doğduğuna inancımız onun bu ilkeyi dış politikasının temeli saymasından kaynaklanmaktadır. Aşırı Abdülhamit övgücüleri onun dünya politikasının akışını etkilediği ve hatta o olmasa barışın tehlikeye girebileceği savını ileri sürmüşlerdir. Safça ve dünyayı değerlendirmeden yapılan bu iddia Abdülhamit politikasının kaçınılmaz bir yöntemini durmadan ödün verme yöntemini perdelemek için kullanılan bir taktiktir. Olaylardan 25-30 yıl geçtikten sonra kaleme alınan anılarında hep savaşa karşıtlığının felsefesini ileri sürmüştür. Ben savaşın milletim için afet olduğunu tahta çıktığımdan ayrıldığım güne kadar dikkatten uzakta tutmadım. Filim olayına doğrumeli savaşsız geçirdiğim için uzaktan yakından ne kadar eleştiriye uğradım. Yunanla savaşı kabul ederken o kadar düşünmüştüm ki bu düzumlu ve haklı endişelerimi bile aleyhimde bulunanlar türlü türlü şekil ve anlama sokarak bir yalan dolan aracı yaptılar. Tunus ve Mısır meselelerini de birer savaş muhanesi saymak fikrinde değildim. Tunus'ta ısrar etseydim belki Suriye'yi, Mısır'da yanat gösterseydim muhakkak Filistin'i ve belki Irak'ı kaybederdim. Sözde kalmış egemenlikleri koruyacağım diye gerçek egemenlikleri tehlikeye koymak caiz değildi. Doğru velinin Bulgarlara bırakılması zaafım değil, sırf bir isimden ibaret kalmış olan bir egemenlik hakkı namına sonucu meçhul ve karanlık bir savaşa girmeyi ben tehlikeli gördüm. Büyük devleti şiddetli sarsıntılardan korumak için ara sıra küçük fedakarlıklar gerekliydi. Bu hakikati Yılmaz Öztun'a da, sultanın bu politikasını Su Yılmaz Öztun'a da değiniyor. Onu da ekranda paylaşıyorum. Bu sözlere dayanarak Abdülhamid'in zamanla ödün vererek savaşı dolayısıyla parçalanmayı önlemekten başka bir ilkesinin kalmamış olduğu kabul edilebilir. Küçük fedakarlıklar dediği ödünler de bazen doğru rumeli olabiliyordu. Buna karşılık nüfus çoğunluğu Rum olan Girit'te de ısrar etmiş ama Teselya'yı kolaylıkla bırakmıştır. Doğu Anadolu için Vanberi'ye hiddetle boğazını tutarak bu kafayı boynumdan koparabilirler. Fakat oraları asla imparatorluğumdan koparamazlar diyen Abdülhamit. Diğer yandan Yemen'de bir buçuk milyon Türk askerinin büyük kısmının yok olmasına göz yummuştur. Görülebileceği gibi kendisine düşen görev ödünün şekil ve zamanını saplamaktan başka bir şey değildi. Bunda bile seçme hakkı çoğu kez ona bırakılmıyordu. Loranda Tobin olayı bu açıdan iyi bir örnektir. Mahkemece tasdik edilmiş borçları ödemeyi Abdülhamit reddedince Fransız elçisi İstanbul'u terk etmiş ve donanması Midilli'yi işgal etmişti. Tehdit karşısında Osmanlı Devleti sadece borçları ödemeyi kabul etmekle kalmadı. Askıdaki İstanbul limanı anlaşmazlığı, Adapazarı bataklığı işi gibi bir sürü iş de Fransa lehinde anında çözüldü. Hatta ek olarak Fransız okullarının bazı hakları onaylandı, dini kurumların gümrük bağışıklığı onaylandı, 1894-96'da zarar gören okulların tamirleri gibi gelecekte yapılacak tesisler ve tamirlerine de izin verildi. Kalde Patriği'nin seçimi onaylandı. Kısacası eskisinden daha çok avantaj sağlamış oluyorlardı. Nitekim Fransız meclisindeki tartışmalarda bu olaylar Kapitülasyonların tekrar canlandırılması olarak değerlendirilmiştir. Konuyu derinine incelemiş olan tubi şu görüşleri ekler. Asıl önemlisi kuvvete her başvurulduğunda sultanın baş eğeceği ortaya çıktı. Bu zorlama politikasından yararlanan sadece Fransa olmadı. Le Temps bu enerjik eylem sayesinde bütün Avrupa İstanbul'da 7 yıldır kaybettiği otoriteye yeniden kavuştu diyordu. Bu politikayı en iyi şekilde Refi Cevat Ulunay bu gözler neler gördü adlı anılarında özetlemiştir. Abdülhamid'in 33 sene süren saltanatı bir idare-i maslahat, günü kurtarmak siyasetiydi. Aleyhte neticelenebilecek meseleleri pamuk ipliğine bağlardı. Bu yargımız Abdülhamid politikasını %100 yerdiğimiz anlamına alınmamalıdır. 19. yüzyılın başından beri Osmanlı Devleti Avrupa hükümetleri arasındaki dengenin insafına bağlı olarak yaşıyordu. Bu insafı devam ettirmek için de Tanzimatçıların politikasında temel ilke ödünden kaçınmamak olmuştu. Olayları tarihin merkez çevre ilişkileri açısından değerlendirecek olursak 15. 17. yüzyıllarda merkezli olan Osmanlı Devleti'nin artık çoktan çevreye itilmiş olduğunu ve yönlendirmenin merkezi tam olarak işgal etmiş olan Avrupa'dan geldiğini görürüz. Abdülhamit de tanzimatçıların ödüncülük ilkesini uygulamaktan başka bir şey yapmıyordu. Hem de koşullar çok daha kötüleşmişti. 1856'da Paris'te Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Avrupa'nın güvencesi altına sokan politikacılar 1878'de bunu kesinlikle unutmuşlardı. Orhan Dindar da şöyle bahseder. İkinci Abdülhamid'in kızı Ayşe Osmanoğlu'ndan şu hatırasını nakletmektedir. Cihad ilan olunca babam büsbütün şaşırmış ve cihadın kendisi değil fakat ismi bizim elimizde bir silahtı. Ben bazen sefirleri tehdit etmek istediğim vakit bir İslam halifesinin iki dudağı arasında bir kelime vardır. Allah bunu çıkartmasın derdim. Cihad bizim için ismi olup da cismi olmayan bir kuvvetti diyerek teessürlerini bildirmiş mevzumuzu son olarak Üstad İbnül Emin ile bitirelim. Yine amcasının halinde zırhlı gemilerin sarayın karşısında eski tabirle korku verici bir şekilde demir atmış olması ve deniz karakol sandallarının saray önünde dolaştırılması bir dakika gözünün önünden ayrılmadığı gibi günün birinde sarayın deniz yönünden topa tutulması da ayrıca zihnini tahriş ettiğinden Cennet Mekan Amcası'nın son derece itina ve ihtimamla vücuda getirdiği muazzam donanma top ve mühimmatlardan alınarak Haliç'te tersane önünde hapse mahkum oldu. Nihayet atıl ve terke bırakılan o mükemmel donanma da mahvolup gitti. Hakan'ın kabahetlerinden en büyüğü deniz kuvvetlerini önemden atmasıdır memleketin her tarafı denizle kaplı olan bir devletin donanmadan mahrum olarak vücudunu muhafaza edemeyeceğini düşünmedi. Yukarılarda söylendiği üzere Ayasofya'nın bulunan Rus elçileri de donanmanın da teslimini ısrarla istemeleri üzerine onun donanmayı kaybetmemek için canımı fedaya hazırım diye gösterdiği mukavemet Rusları taleplerinden vazgeçirmişti. Ne fayda ki? canını koyarak kurtardığı donanmanın yine kendi canını okudu diyor Üstad İbnül Emin. Allah'a emanet olun.